Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün yepyeni bir market videosuyla karşınızdayım. Çok farklı bir konsept buldum bu sefer. Elimizde 100 lokumuz var. Tam 100 loklik alışveriş yapacağız bugün. Neler alabileceğimizi göstermek istiyorum size. Tam 100 lokte sepete doldurmayı planlıyoruz. Geçen seferki market videomda bayağı detaylı bir şekilde anlatmıştım. Fakat fiyatlarını, en son aldığımız fiyatı vesaire çekmemiştim. Ama şimdiki videomuz çok daha net olacak fiyat konusunda. Tam 100 zlotiye bakalım Polonya'da bir markette neler alabiliyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi bir kişilik ve bir haftalık market alışverişi yapmayı planlıyorum. Şu an sebze meyvenin olduğu taraftayız. Çünkü bizim market bu şekilde işliyor. O yüzden önce meyve sebze almak istiyorum. Şimdi elma alacağız. Çünkü elmanın fiyatı gayet uygun. 4 zloti kilosu. Normalde daha ucuz da işte enflasyon falan var. Şimdi iki tane elma aldık. Çünkü bir haftalık bir kişi için bence iki elma gayet de yeterli. Şimdi domates alacağız. Domatesin kilosu 6.95. İki tane domates alacağım sadece. Hatta küçük bir şey var. Meyveyle paramı bitirmekten korkuyorum şu anda. Fakat iki tane de muz almak istiyorum. Muzun kilosu 7 zloty. Ben şu an sadece iki tane muz alacağım. Şimdi maydanoz alacağız. Maydanozlar şu şekilde satılıyor ve tanesi 1.89. Şimdi bir tane avokado alacağız. Tanesi 4 zlotymiş. Olmuşlarından güzel bir tane seçtim. Tartıyorum. Aldığımız muz 2 zloty. 2 tane muz 2 zloty tutmuş oldu. Domatese bakalım. 1.78 tuttu. 3 tane domatesimiz. Elma alacağız şimdi. Meyve. 2 tane elmamız da 1.34 tuttu. Bunu yapmıyoruz. Bunları kasada zaten tekli satıldığı için kasada geçiyoruz. Avokado da aynı şekilde. Hadi gidelim. Şimdi et reyonuna geldik. Et alacağım şimdi. Ve kıyma alıyorum. Hindi kıyması. Şöyle 500 gramı 9.97 zloty. Şimdi süt alıyoruz. Ve en uygunlarından bir tanesi Oşo'nun kendi sütü. 3.2 yağlı ve laktozsuz. 3.89 zloty. Şimdi peynir almak istiyorum. Şöyle bir peynir buldum. Oşo'nun kendi peynirine bayağı uygun. 2.89 zloty. 100 gramı. Peynir olarak sadece bunu alacağım şu anda. Şimdi yumurta alıyoruz. Oşo'nun kendi yumurtasını alıyorum. Ve M boyutu, yani orta boy. Kırık var mı diye bakıyoruz. Kırık yok. Ve 9.98 10 adedi. Eğer bir Türk olduğunuzu varsayarsak çok fazla yoğurt yiyor olacaksınız ve yoğurt alacağız biz de. Şimdi en iyi yoğurt, hatta en uygunlarından bir tanesi bu Oşo'nun kendi yoğurdu zaten. Daha sert, katı oluyor. Böyle iki tane alayım mı? İki tane bir haftada bir kişi yer, hatta fazlasını yer de. Hatta üç tane alacağım ya. Yenir yani. Eğer bir Türkseniz haftada 3 tane yoğurt yersiniz bence. Yoğurdumuzun tanesi 2.68 zloty. Şöyle 3 tane aldım. Şimdi su alacağız. Şu marka çok daha iyi bir marka. Primavera. Yani erikli gibi bir şey diyebilirim. Fakat bugün biz 100 zloty çok fazla şey almaya çalıştığımız için su alacağız. Bir haftada ortalama bir kişinin yani 3 şişe su içebileceğini düşünüyorum, 15 litre. O yüzden 3 tane su alacağız şu anda. Devam ediyoruz. Dondurulmuş ürünlere doğru gideceğiz. Ondan sonra da bakliyatlara gideceğiz. Şimdi tereyağı kısmına geldik. Tereyağı alacağız. Tereyağı biraz lüks mü bilmiyorum. Şu 100 lokum içine sığdırmak için. Ama alacağım şu anda. 6.98. Şöyle Oşo'nun kendi tereyağı var. 200 gramı. Gayet yeterli. Yani bir haftadan çok daha uzun süre gider bence. Donmuş gıdaların önündeyiz. Brokoli falan var. Biz şu anda bir tane karnabahar alacağım. Böyle 450 gram bir karnabaharın tanesi 369 zloty. Kaç? 3.69 zloty. Brokoli de alacaksın mı? Alayım brokoli de. Yani brokoli de yenir sonuçta. Ve
5.29'da şöyle bir brokoli alıyoruz şu anda. Evet, biraz eğlence kısmına gelelim. Abur cubur almak istiyorum. Pirinç falan da var burada ama popcornların çok uygun fiyatı. Mikrodalgada yapılanlardan. Şöyle en uygunları bu. Tuzlu ve tereyağlı. Şöyle iki tane alayım mı? Olur. Bu arada bunların diğerleri daha güzel ama şu an ucuza almak için bunu almak zorundayım. Şimdi konservelerin olduğu kısma geldim. Çok fazla abartmayacağım konserveyi. Fakat şöyle bir bezelye var. 400 gram bezelye 2.49. Şimdi konservelerden bir tane de garnitür aldım. Şöyle 400 gram bir garnitür. Ne kadardı fiyatı? 2.89 aynen. Şöyle bir şey 2.89. Şimdi hazır bu reyona gelmişken şöyle bir makarna buldum. Kelebek makarna 500 gram. Kelebek makarna 4.46 zloty. Bir de şehriye alacağız. Şehriye 5.19 şöyle göstereyim 500 gramı. Şimdi bu yemeklik malzemeleri aldık. Bunları nasıl yapacağız? Domates sosuyla yapacağız. 4.99 zloty şu 680 gram domates sosu. Şimdi kahvaltılık mısır gevreği alacağım. Şöyle Oşo'nun kendisinin varmış 4.39 zloty. Kahvaltıda alternatif alır yani süt de aldık zaten. Şimdi konservede meyveler var. Ananas alacağız. 8.19 zloty. Şöyle 560 gram bir ananas. Şu anda 7 zlotimiz kaldı ve 7 zlotin ne alabiliriz diye bakıyoruz. Daha mantıklı şeyler almak istiyorum ama ne alabiliriz ya? Şimdi biraz da abur cubur almak istedim ama Pringles alayım dedim. 10.49'muş ama bizim sadece 7 zlotimiz falan kalmış olması gerekiyor. O yüzden maalesef Pringles alamıyoruz şu anda. Başka cipslere bakalım. Panço al şuradan 1 zlotiye. Oşo'nun cipslerinden alabiliriz. Ama bence bu kadar da almayalım ya. Yiyeceğiz sonuçta bunları. Lays alabiliriz. Lays alalım. 5.98'e şöyle Lays'in yeşil soğanlısı var. Bundan alabiliriz bence. Tamam. Tamam. Bundan alalım. 5.98. Alışverişimiz bitti. Yani artık aldığımız her şey ortalama 100 zloty'ye yaklaştı diye düşünüyorum. Tabii tam fiyatını da bilmiyorum. Yani gidince kasada göreceğiz. Ortalama aşağı yukarı 99 küsur zloty tuttu şu anda. O yüzden artık burada bırakıyorum. Kasaya gidelim bakalım kasada ne kadar tutacak. Bence. 108.15 tutmuş. Birazcık geçmişiz. Dermişim. Şimdi merak ediyorsunuzdur neden buradan gidiyoruz diye. Biz evimizin altındaki Oşon'dan alışveriş yaptık. Tam bildiğiniz binanın altında ve aşağıdaki otoparktan Oşon'a çıkış. Yani Oşon'dan bile dahi çıkmadan asansöre biniyorsunuz. Tak bizim otoparka geçiyoruz. Otoparktan da asansörü bulup asansörden eve çıkıyoruz. Bu sayede de arabamızı yanımızda götürebiliyoruz ve hiçbir zaman ağırlık taşımıyoruz. Zloty ile yaptığımız alışveriş şu şekilde. 100 zloty kaç TL oldu acaba alışverişimiz? 409 TL. 409 TL civarı. Biraz fazla geçtik ya 105 zloty yaptık. 120. Neyse başlığa yazarım zaten ben bunu şu kadar TL'ye falan diye. 400 küsür TL'ye bu kadar alışveriş yapabiliriz burada. Evet.
Evet, bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen benimle belirtin. Sizce çok mu alışveriş yaptık veya az mıydı? Bulunduğunuz ülkeye göre karşılaştırabilirsiniz. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.